TGS Haber'den mutlu pazarlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Türkiye'nin köklü ve değerli üniversitelerini sizlerle buluşturduğumuz üniversite tercihleri programı ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın ilk bölüm konuğu İzmir Yaşar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Barkan. Hocam yayınımıza ve İstanbul'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz hocam bu arada. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler değilsiniz umarım. Çok sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Hocam aslında konuyu fazla dallandırıp budaklandırmak da istemiyorum. İçeride konuk odasında beklerken çok farklı bir stratejiden, çok farklı bir felsefe diyeyim hocam. Felsefeden bahsettiniz. Arkadaşlarımızı Yaşar Üniversitesi'ni zaten sonra programımız içerisinde tanıtırız ama ben bu mutluluk stratejisi dediğiniz ve gerçekten çok hoşuma giden stratejiyi öğrenci arkadaşlarımızla paylaşmanızı istiyorum hocam. Mutluluk stratejisi nedir hocam? Ne demek istediniz? teşekkür ediyoruz. Aslında bu bizim 3 senedir, yaklaşık 3 senedir uygulaya geldiğimiz, öncesinde ciddi bir analiz süreci yaşadığımız, sonra yapılandırdığımız ve 2015'e kadar Yaşar Üniversitesi'nin neyi nasıl yapacağını belirlediğimiz bir stratejik yaklaşımı çalışırken üremiş olan bir nokta. Bir kere üniversitelere başarma, başarılı olma çok yakışan bir kimlik ögesi, bir sonuç, güzellik. Başarmanın altında araştırıp incelediğimiz zaman insanlar öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, çalışanıyla ve idari personeliyle bir üniversite içinde çok mutlularsa, onları mutlu edecek projelerin peşindeyseler ve oradan bir takım olumlu sonuçlar dönüyorsa burada başarı yükseliyor. Yani başarının itici ya da çekici gücü olarak mutluluk enerjisinin çok önemli ve belirleyici olduğunu zaten farkındaydık, bu kere daha bir kere daha teyit olmuş oldu. Ve biz bütün stratejik planlarda gözden geçirirken ya da bütün operasyonlarımızda ne yaparız da bunun paydaşı olan, iç paydaşı olan öğrenci, öğretim üyesi ve diğer sözünü ettiğim üniversite yönetimini de içine katarak mutluluk hedefini koyabiliriz. Bu aslında öyle bir hem çekici hem itici enerji kaynağı gibi. Ama bunun içinde detaylarında ne var derseniz, insanları mutlu etmek için ya da mutlu ederek öğrenme isteğini arttırmamız lazım. İkinci nokta, öğrenme isteğini arttırdığınız oranda öğrenme alanını, seçeneklerini arttırmamız, yani genişletmemiz lazım. Bir de bu başarı tutkusunu realizasyona geliştirecek imkanları öğrencilere sunmamız lazım. Başarı ve öğrenme alanıyla seçenekleri geliştiği oranda öğrencilere, onları daha mutlu edebilecek bir gelecek hedefini koyabiliyorsunuz. Ve bu hakikaten çekici gücünü çok net hissettirebiliyor. Ve elde ettiğimiz sonuçlarda da bunu gördük. O nedenle mutluluk kelimesinin bir örgüt ikliminde söze dile getirilmesi zaten çok güzel bir duygu. Ve bunun yansımaları operasyonlara, politikalara, stratejilere yansıması da olunca oradan hakikaten Yaşar Üniversitesi'ni özel kimliklendiren, yani burası mutlu insanların daha fazla mutlu olabilmek için birlikte kafa kafaya verdi ve bunun için de bilim ışığından yararlandı bir üniversitedir kimliğine doğru bizi götürüyor. Ama birazcık daha detay vermemi isterseniz. Tabii ki hocam, tabii ki. Mesela bu öğrenme isteğini arttırmaya yönelik olarak burslar bizim için çok ciddi bir enstrümandır. Yani şu an bunu gururla söylüyorum ki Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin %40'a yakını, %39.2'si değişik oranlarda burstan yararlanır. Yani verdiğimiz mesaj şudur: başarılı olmak için uğraş ve uğraştığın süreç içinde başarılı olduğun oranda üniversiten senin bu başarını ödüllendirir. Bu son derece yaygındır. Sadece ÖSYM ile bursla gelen arkadaşlar değil. Ama ÖSYM bursuyla gelmeseler de Yaşar Üniversitesi içinde bir artı değer üretimi için bir enerji üretmişlerdir. Bir sonuç almışlardır. Bunu her şart altında spor, sanat, kültür ya da akademik başarı olarak ödüllendirmekten hiç geri durmadık. Ve bunun da bize, mutluluğumuza çok büyük katkıları olduğunu hissediyoruz. Öğrenciler üniversiteye gelirken, ki şu an bir tercih döneminin arifesindedirler. Onlara kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Mutlu sonuçlara götürecek bir tercih yapsınlar. Yaşam çünkü dedim. Sadece bir meslek alanı değil, aslında bir yaşam biçiminin tercihini yapıyorlar. Onun farkındalar herhalde. Ama bu tercihleri yaparken bir takım izlenimlerle bu tercihleri yapıyorlar.
Ama üniversite yaşamı başladıktan sonra bu tercihlerin çok da onları mutlu edecek bir sonuca götürmediğini idrak edebilirler. O zaman eğer başka seçenekler sunamazsanız, yani bizim Yaşar Üniversitesi'nde uyguladığımız gibi puan türüne ve üniversite içindeki başarısına göre alan değiştirme imkanı sağlamazsanız, bu hayal kırıklığı önce mutsuzluğa, ondan sonra da moral, motivasyon ve başarı düşüklüğüne öğrencileri götürebiliyor. O nedenle biz Yaşar Üniversitesi içinde şu ya da bu nedenle sen sadece eğitim görmek iste, biz sana imkanı sağlayacağız ve hayal kırıklığını hiç sevmiyoruz, istemiyoruz diyerek bir bölümden diğer bölüme iç yatay geçiş imkanını sağladık. Bu bir güvence, hayal kırıklıklarını bertaraf etmek evet. adına. Onun dışında ikinci ana dal ve yan dal projelerini çok etkili şekilde uyguladık. Evet, öğrenciler biraz daha fazla yoruldu. Evet, biz biraz daha fazla enerji harcadık, emek harcadık. Ama mutluluklar katmerli, 2-3 katlı olarak gelmeye başladı. Ve lisansüstü programlarda bu seneden başlayarak çok güzel bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Tezsiz, yani bizim Yaşar Üniversitesi'nin herhangi bir programında eğer o programın yüksek lisans programı varsa, master programı da varsa, öğrenci tezsiz olmak koşuluyla hiç ALES falan filan gibi ya bir ara koşula gerek duymadan tercih ederek kendi alanının yüksek lisans programını ya da bir yakın alanın yüksek lisans programıyla devam edebilecek. Burada nasıl olacak bu diye merak edebilirler. Biz son sınıfta öğrencinin 4. yılı içinde master programını tercih ettiği master programının bazı dersini özel öğrenci statüsünde öğrencimize verebiliyoruz. Bunun için herhangi bir engel yok. Ondan sonra o süreç 4 yıl tamamlandıktan sonra artı 1 yılda da kaldıysa eksik dersini ve tezini ya da projesini, aslında tez değil ama projesini hazırlama imkanını veriyoruz. Güzel söylüyorsun Murat Hoca da. Ben dönemin sonuna geldim. Tezsiz yüksek lisans programını seçtim ama sonradan kararımı değiştirdim ve tezli bir şey yapmak istiyorum derse, o zaman artı bir yarım dönem daha tezli formata dönmek için imkanları sunabiliyoruz. Bizim yüksek öğretim sisteminde mutluluğumuzu getiren en büyük kaynak öğrenmek isteyenin önündeki öğrenme engellerini kaldırmak. Sen tek ki öğrenmek ve başarmak iste, üniversiten sana tercihlerinle de bütünleşerek uygun imkanları, seçenek bünyemizde var olduğu sürece sunabilir diyoruz. Bir diğer şey, öğrenmenin önündeki engelleri kaldırırken ise belirli programların, belirli disiplinlerin uzmanlık alanına entegre oluyoruz. Evet. Ama gerçek yaşamın bizden beklediği şey tek disiplinli değil. Evet. O nedenle de biz mesela normal şartlar altında disiplinler birbirinden çok farklı olmalarına rağmen hukuk fakültesiyle bizim çok kuvvetli altyapıya da sahip bir enerji sistemleri mühendisliğimiz var. Bu iki alan birlikte öğrencinin önüne enerji hukuku gibi bir lisansüstü programını ya da iktisadi idari bilimlerle enerji bölümü ya da bir herhangi bir mühendislik bölümü, böyle bir enerji yönetimi diye bir program sunabilmeli. Elimizdeki imkanlardan ne kadar entegre öğrenme alanı açabilirsek o kadarını öğrencimizin önüne koyabilelim istiyoruz. Önümüz bu sene, onu gururla ifade ediyorum, çok sanat ve tasarım fakültemizde çok kuvvetli bir grafik altyapımız zaten vardı. Evet. Sonuçları bizi geri dönüşleri güzeldi. Bunun üzerine bir çizgi film animasyon bölümünü ekledik. Bu Türkiye'de biliyorsunuz iki üniversitede, isimlerini söylemeyeceğim ama bu üçüncüsü kuvvetli bir altyapıyla gelişecek. Burada San Francisco'dan, Kaliforniya'dan çok değerli Avatar filminin yapımcıları bunu. Şimdi bizim bünyemizde öğrencilerimizle birlikte projeleri üretecekler. Yetmedi. Mühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve İletişim Fakültesi'nin ilgili bölümleri bir araya gelerek önümüzdeki dönem elektronik bilgisayar oyunları alanında bir uzmanlığı öğrencilerimizin önüne seçenek koymak istiyoruz. Yetmedi, buradan giderek mühendislik, yazılım ve donanım, bilgisayar mühendisliği altyapılarında simülasyon ve navigasyon alanında çalışmaları öğrencilerin önüne ek uzmanlık alanları olarak koyabileceğiz. Bu gibi ortak alanlarla, örneğin radyo, televizyon, sinema, sanat, tasarım ve müzik bölümümüz, üçü bir araya gelerek Türkiye'deki sektöründe çok ihtiyacı olan film müziği uzmanını üretebiliyoruz. Bunlar bu budur. Bunlar normalde programlar içinde çok olmayan
Ama ihtiyaç ortaya geldiğinde, çıktığında, hele ki bizde, bizim de mutluluk enerjimize artı değer, öğrenme alanımızı genişleterek katkı sağlayacaksa, bunları da uzmanın içeride varsa tamam, yoksa da dışarıdan da destek alarak bu alanları öğrencinin önüne açmak istiyoruz. Kardeşim, bu işin özü umut. Öğrencinin geleceğe yönelik olarak umut alanını, beklentilerini çeşitlendirebildiğimiz oranda yüksek öğretim sistemi ya da bir üniversite kendini doğru işi yapıyor diye kabul edebilir. Bence öğrenciler en az 18 yıl emek harcadıktan, bir o kadar sınava girip çıktıktan, bir o kadar sıkıntı çektikten sonra bu birikimlerini geleceğe yönelik olarak umut ışıkları şeklinde geliştirebilir. Bu ucuz bir şey değil. Altyapısını doldurmak çok zor. Bunun stüdyolarını kuracaksınız, laboratuvarları kurulacak. Ama Yaşar Üniversitesi böyle bir ihtiyacı görüp algıladığı takdirde bunu gözünü karartarak yapılması gerekeni hem de en iyisiyle yapmaya çalışan bir üniversite. Hocam, benim açıkça söylemek gerekirse bütün bu anlattığınız mutluluk stratejisinden tek anladığım ve aslında tek yorum yapacağım şey mutluluk kampüsü. benim gördüğüm bu, yani anlattığınız kampüs bir mutluluk kampüsü. Yeter ki öğrenci arkadaşım çalışsın, Yaşar Üniversitesi ve siz yetkililerle birlikte, yöneticilerle birlikte her imkanı onların önüne altın tepsiyle sunuyorsunuz hocam. Açıkçası hocam bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde akrabalarım olsun, eşim dostum bana soruyor. Sizlerle olan konuşmalarımız da biliyor. Ya diyorlar, Avatar'ın yapımcısı, bu nasıl bir bölümdür? Yapımcısı geliyor, nasıl bölüm? Diyorum Yaşar hocam bunları kesinlikle getir. Hocam nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten yurt dışından da çok ciddi nitelikteki akademisyenleri de getiriyorsunuz. Sırf öğrenci için, sırf eğitim için, sırf Yaşar Üniversitesi için. Hocam bu nasıl bir başarıdır? Açıkçası ben size farklı bir soru sormak istedim. Vallahi, çünkü bana soruyorlar. Onun başarı olduğu sonradan, sonuçlar elde edilince ortaya çıkıyor ama size sözünü ettiğim o başarma tutkusu bu üniversitenin genlerine işlemiş bir durumda. Ama başarmak illaki zor olmak, illaki can yakmak ya da illaki sıkıntı verici olmak zorunda değil. Aksine mutlu olduğunuzda o başarma katsayısı otomatikman yükseliyor. O kadar yükseliyor ki, yani öyle başarma motivasyonu yüksek bir üniversitenin yöneticisiyim ki benim orada başarısız olmak gibi bir tercihim, seçeneğim yok, zaten hocam, yok. Açıkçası yok. Hocam, ufacık bir şey söyleyeyim dediğiniz konuyla ilgili olarak. Bir üniversite düşünün ki o üniversitenin öğrencileri o sene içinde buran motivasyonun yüksekliği anlamında söylüyorum. Öğretim üyelerimizden daha fazla TÜBİTAK bursu kazanacağız diyebiliyorlar ve bu kazanamadılar ayrı dava ama nitelikli öğretim üyelerimiz kazanacak. Ama böyle bir hedefin hedef böyle olması belli. Çok önemli. Onun dışında altın kozasından tut, altın portakalına varıncaya kadar, İstanbul Kısa Film Festivali'ne varıncaya kadar bütün yerlerde, bütün uluslararası nitelikli Türkiye ya da yurt dışında bu projelere girebildiler. Enerji sistemleri mühendisliği daha mezun bile vermedik. Üçüncü yılımıza bu sene başlıyoruz. Bu enerji sistemleri mühendisliği 11 uluslararası dev marka üniversiteyle birlikte 13 milyon euro toplam bir projenin paydaşıdır. Çok. Yani yapılması gerekirken yapılamamış ne varsa bunu nasıl yaparız diyebilen bir camiadır Yaşar Üniversitesi. Tercihlerini Yaşar Üniversitesi'ne yapacak olan arkadaşlar da böyle bir camianın ayrılmaz bir parçası olacaklar. Bunu söylemekten de çok mutluyum. Türkiye'nin triatlon Balkan şampiyonu Yaşar Üniversitesi. Yani sadece akademik değil, sosyal kültür alanda da Türkiye'nin belki de ilk uzay pilotu Yaşar Üniversitesi geçen sene gitti, brevesini aldı. Yani bunlar aslında çok da alışılmış olmayan ama kuvvetli iddialar ve öğrencilere ve üniversiteye çok yeni ufuklar açıyor. Ve buralardan da motive olabiliyoruz. Üniversiteler de bu tür yerlerden motive olabilmeli. Kesinlikle hocam. Hocam, benim aklımda hep bir soru vardır. Konuşuruz okul yöneticileriyle. Ben bunu direkt size spesifikte sormak istiyorum hocam. Öğrencimizi aldık, okulumuzda eğitimimizi verdik ve asıl önemli kısım mezuniyet. Öğrencimiz mezun oldu. Mezuniyet sonrası Yaşar Üniversitesi öğrencisiyle nasıl bir birliktelik sağlıyor hocam? Bu da çok önemli bir konu inanıyorum. Muhakkak sizin de bu konularda çalışmanız olduğunu düşünüyorum hocam. Direkt sorayım hocam. Mezuniyet sonrası öğrenci arkadaşlarımızla nasıl bir Yaşar Üniversiteli bağı var hocam? Bir kere o mezun olana kadarki süreyi uzatmanın peşindeyiz. O sözünü ettiğim lisans, master ve doktora süreçleri bunun paydaşlarından biri. Diğeri,
Bizim kariyer merkezimiz en yoğun çalışan birimlerimizden biridir. Öğrenci mezun olmadan evvel mezun olduğundaki sektörleri ve bunun duayenleriyle bu öğrencileri bir araya getiririz. Ve bunun ötesinde de mezuniyetten sonra da hangi firmadalar, hangi konumdalar, konumları nereden nereye değişti ve bu gelecek atılımı mezuniyet sonrasındaki kariyer gelişimleri içinde ihtiyaç nerede duyuyorlar bunu algılayıp o ihtiyacı karşılamaya yönelik. Bu bir eğitim programı olabilir, bir sertifika programı olabilir, bir sosyal kültürel aktivite birlikteliği ya da bir sosyal sorumluluk projesi iş birlikteliği olabilir. Aslında belki sorsak Yaşar Üniversitesi mezunlarına ki 3000'e yakın mezunumuz var bu yıl. Geçen gün onları da yeni hayatlarına uğurladık. Belki de mezuniyetten sonra mezun olmadan evvelden daha yoğun bir iş birliği oluyor. Üniversiteler bu mezuniyet öncesi sonrası falan çok önemli bir ayrım değil bana göre. Üniversiteler faydalı olabilmeliler. Evet, hocam. Ve o faydayı geliştirerek insanların önüne koyabilmeliler ve böylece de kendine talep üretebilmeliler. Yoksa var olanı sürekli aynı ile yineleyerek aslında çok da yararlı, çok da faydalı bir şey yapmaz üniversiteler diye düşünüyorum. O anlamda mezunlar ofisimiz, kim öğrenci inisiyatifi bizim üniversitemizin işleyişinde çok belirleyici ve kuvvetlidir. Bizim senatörümüzdür. Yeri geldiğinde gelir öğrencilerin hakkını son noktasına kadar ama usulü içinde ve olgunlukla bunları paylaşırlar. Biz de her şart altında öğrencinin sosyal kültürel bütün etkinlikleri için olmaya çalışırız. Ve bu ilişki mezuniyet sonrasına da hızlı bir şekilde artar. Dahasını söyleyeyim, uluslararası alana çıkan çok değerli mezunlarımız var. Bunlar çok etkili noktalarda da hem akademik hem sektörler, iş hayatı anlamında o öğrencilerle birlikte burada, İzmir'de, İstanbul'da ya da de olmadı onların bulundukları ülkelerde de bu birliktelikleri hem fiziksel olarak yani birbirimizde oturup görüşmecede bunlar devam ediyor. İşin sosyal, kültürel ama akademik ve gerçek yaşama ilişkin bu ilişkileri sürdürmek lazım. Bu bir anlamda üniversite yönetimleri için de mezunlarınızın gerçek hayatın ne kadar işine yaradıklarını algılamak tabii ve ona göre de programlarınızı güncelleme imkanı size verir. Böyle bir imkanı yakalayamayan üniversite oturup bence düşünmelidir. Hocam şu konuda değinmek istiyorum açıkçası. Uluslararası platformlarda da çok bizzat çalıştığınızı biliyorum hocam. Yaşar Üniversitesi uluslararasılaşma konusunda nerede ve hedefler neler hocam? Aslında diploma etiketi olabilir, Erasmus projeleri, yabancı dil eğitimleriniz zaten oldukça yoğun bir şekilde ikinci yabancı dil şansı veriyorsunuz öğrenci arkadaşlarımıza. Bunları da toplu olarak aslında öğrenci arkadaşlarımız için çok önemli olduğunu düşündüğüm için değinmenizi isterim hocam. Teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Uluslararasılaşmak bir lüks ya da bir hoşluk değil. Bu bir üniversitenin kelimenin tam anlamıyla üniversite olabilmesi için bence temel olmazlarından biri. Bunun için bir uluslararası camiayla sosyal kültürel bağınızı peşinen kurmanız lazım. Bunu kurmanın temel yolu dil çeşitlenmesini sağlamak. Evet, Yaşar Üniversitesi hukuk, sanat tasarım ve meslek yüksek okulu haricinde İngilizce dil eğitimi ağırlıklı olarak dil eğitimi verir. Sanat tasarım önümüzdeki yıldan itibaren o da İngilizceye geçecek ama yetmez. Alan spesifik olarak çok dilli olmanız lazım. Örneğin uluslararası deniz ticaret hukuku, ticaret ve hukuk birimini birlikte kullanarak deniz ticaret hukuku alanında bir uzman yetiştirmek istiyorsanız İspanyolca ve Portekizce'yi öğrenciye ikinci dil olarak öğretmek zorundasınız. Bütün literatür o alanda. Eğer müzik, şan bölümünde bir öğrenciniz varsa İtalyanca bunu öğrenmek zorunda. Mimari, sanat disiplinleri ve hukuktan da bahsediyorsunuz. Almanca, Fransızca, İtalyanca, 3 kıta Avrupası dilini iyi bilmek zorundasınız. Teknolojiden bahsediyorsak Çince, Japonca'yı bileceksiniz. Turizmden alanından bahsediyorsanız denizin karşı kıyısı Yunanca'yı ve Rusça'yı bilmek zorundasınız. Bunları çok dilli olarak öğrencinin önüne koymanız ve bunları hakikaten öğretebilmeniz lazım. Hatta medya merkezinizin radyosu haftanın belirli günlerinde bu çok dilli programları hocayla öğrencileri gündeme getirip internet üzerinden bu konuda radyoyu da bir dil öğrenme alanı olarak değerlendirebilmeli. Birinci noktamız bu. İkincisi dünyadaki hareketlilikleri iyi bilmek lazım.
hareketlilik derken Türkiye bu beyin göçünün tersine döneceğini peşinen bilenlerden bilen üniversitelerdendik ve şu anda o realiteyi yaşayanlardan biriyiz. O sayede bizim dünyanın marka üniversitelerinden, Berkeley'den, Oxford'dan, Kaliforniya'dan, Amherst'ten Türk insanları, Türk kökenli uzmanlar yanında California State'ten Türk uzmanlar yanında yabancı uzmanları da bünyesine katmak durumunda. Yani uluslararası bilim arzının en nitelikli insanlarını uluslararası öğrenciyle burada buluşturmamız lazım ki o uluslararasılaşma altyapısı kurulabilsin. Şu an 28 farklı dünya ülkesinden öğrencimiz var. Şili'den var, Arjantin'den var, Güney Amerika'dan. Dünyanın tabii bir tarafı Güney Kore'den var. 4 Amerikalı öğrencimiz vardı. Önümüzdeki sene inşallah akseptanstan imzaladım. 16 Amerikalı öğrenci bir Amerikan üniversitesini değil, Yaşar Üniversitesi'ni tercih etmeye daha layık bularak sizin öğrenciniz oluyor. Bu hem çok güzel bir duygu hem de itici bir güç. Çok güzel bir güç. Bu dünya, dünya markalarıyla rekabet etmekten başka şansınız kalmıyor. Ha bunu, bu rekabeti götürebilecek kadrolara ve politikalara, altyapılara, imkanlara, bu imkan insanları buluşturmanız lazım. Böylece yani uluslararasılaşma bir tercih değil, bir zorunluluk ama bunun da layığınca yapılması lazım. Hocam son bir dakikamız kalmış. Sizleri burada yakalamışken ben kesinlikle bu soruyu sormak istiyorum. Öğrenci arkadaşlarımız neden Yaşar Üniversitesi desin? Öneri ve tavsiyeniz neden? Son bir dakikamız hocam. Yaşar Üniversitesi demelerinin nedeni Yaşar Üniversitesi yaptıklarıyla ve öğrencilerine taahhüt ettikleriyle kafası son derece net bir üniversitedir. Öyle demiştik ama böylemiz yoktur. Ne dediysek o. İkincisi, Yaşar Üniversitesi öğrencisinden aldığını misliyle artırarak öğrencisine döndürme idealini her adımda daha fazla gerçekleştirir. Geçen sene Erasmus nedeniyle Yaşar Üniversitesi'ne gelen Avrupalı öğrenci ve öğretim üyesi bizim oraya gidenlerden fazlaydı. Bizim cazibemiz orada daha yüksek. Demin sözünü ettim, uluslararası proje fonlarından en fazla kaynak çeken, geçen yıl Türkiye 15 IP projesi kazandı, bunun 5 tanesi Yaşar Üniversitesi'ndeydi. Hocam son cümlenizi alabilirim, son cümleniz olsun. Gönüllerinden geçecek ve mutlu olabilecek İzmir gibi mutluluk enerjisi zaten yüksek bir kentte, çok mutluluğa önem veren bir üniversitenin parçası olmaya onlara davet ediyorum. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben de öğrenci arkadaşımı buradan söylemek istiyorum. Bizzat Yaşar Üniversitesi'ne çok gidip geldiğim için benim de içeri girdiğim zaman kampüsüne çektiğim çok mutluluk duyduğum ve gerçekten gelen öğrencinin mutlu olacağına inandığım bir üniversite. Sizlere verdiğiniz emeklerden ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Eksik olmayın. Üniversite tercihleri programına reklamlardan sonra diğer bir program konumuzla devam edeceğiz.